MUÇEP, Muğla Çevre Platformu, Datça Meclisi, Datça Emecik'te bulunan Alavara Koyu'nun Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 18 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kararıyla nitelikli koruma bölgesi yerine sürdürülebilir kullanım koruma alanına dönüştürülmesi, Alavara'nın yapılaşmaya açılmasına, betonlaşmasına ve doğanın tahrip edilmesine sebep olacağını belirterek bu vahim kararın durdurulmasını istedi. Sözü MUÇEP'ten Faruk Şahin'e bırakıyoruz. Datça Yarımadası, Gökova Körfezi ile Hisarönü Körfezi arasında, diğer bir deyişle Ege ile Akdeniz arasında doğudan batıya doğru uzanır. Hisarönü kavşağından Knidos Antik Kenti'ne kadar kuş uçuşu 70 kilometredir. Yer yer 10 kilometreye kadar genişlese de bazı noktaları kopacakmış gibi incelir. Hatta Balıkaşıran'da Ege ve Akdeniz arasındaki mesafe 900 metreye kadar düşer. Marmaris'ten Datça'ya doğru giderken yolu yarıladığınızda aynı anda hem Ege'yi hem Akdeniz'i görürsünüz. İki deniz arasına özenle çizilmiş gibi duran Datça Yarımadası'nın coğrafi yapısı, görsel bir şölen sunmasının yanında pek çok farklı mikroklima etkisine de sebep olur ve yarımada florasında çok zengin habitat çeşitliliği sağlar. Yarımadanın kuzey yakasındaki kıyılara çoğunlukla insan erişimi yoktur. Gökova'nın serin rüzgarları önünde yükselen sarp kayalıklara doğru, Akdeniz coğrafyasında benzeri ender bulunan boylu maki dokusu hakimdir. Kızılçam ağaçları arasında yoğun yeşil zemin örtüsü, sandal ağaçları, dere yataklarını saran sığla koruları görülür. Güneye doğru ilerledikçe, boylu maki dokusu yerini daha kısa ve seyrek kekik, ada çayı ve otsu bitkilere bırakır. Ve tepelerden kıyıya doğru Akdeniz'in sıcaklığı sarar her yanınızı. Datça Yarımadası'nın doğal zenginliğinin kaynağı olan bu coğrafi yapı, aynı zamanda onu çok kırılgan hale getirir. İnsan faaliyetinin araya girmesi ya da yoğunlaşması, doğal sürekliliğin kolaylıkla zarar görmesine sebep olabilir. Yarımada üzerinde doğal sit alanlarının ilk belirlendiği dönemde, bilim insanları bu kırılganlığı gözeterek hem doğu-batı hem de kuzey-güney hattında doğa koruma alanlarının sürekliliğini sağlayacak düzenlemeler yapmış, birinci derece doğal sit alanı olarak korunan koridorlar, geçiş alanları oluşturmuşlardır. Sonrasında Yarımada'nın bütünüyle özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesiyle bu koruma güçlendirilmiştir. 2014 sonunda yürürlüğe giren koruma amaçlı çevre düzeni planında da genel anlamda aynı ilkeler korunmuş ve hassas koruma zonları oluşturularak plana işlenmiştir. 3 senedir gündemde olan yeni sit alanı kategorilerine göre Datça Yarımadası ile ilgili ilk karar, korona karantinası için evlerimize kapanmamızın hemen öncesinde yayınlandı. Kuzey yakasının doğal sürekliliği açısından çok önemli olan Alavara bölgesinin sit derecesi, sürdürülebilir koruma alanına dönüştürülerek yapılaşmaya fırsat sağlandı. Yarımada'nın hassas koruma zonunun tam kalbinde yapılan bu değişiklik, bütün alana doğru yayılacak bir zarara sebep olacağı gibi anakara bağlantısını da kesecek. Datça Yarımadası'nın doğasına gerçekten büyük bir kötülük yapmak için hedef seçmek isteseniz, Alavara'dan daha iyisi olamazdı. Bilimsel herhangi bir açıklamaya sığmayacak bu değişikliğin yeniden değerlendirilmesi ve bölgede yapılaşmaya sebep olacak sürdürülebilir kullanım koruma alanı önerisinin nitelikli koruma alanına dönüştürülmesi gerekmektedir.